5 Temmuz Cuma. Ankara Üniversitesi'nin rektörlük kapısından yürümeye başladım. Demiryolları Hastanesi'ne kadar gideceğim bugün. Neden oradan başladım? Çünkü mezuniyet töreni varmış bugün. Gençler kalabalıktı, öyle cübbelerini falan giymişler. İstanbul Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. Az ileride girişi var. Yarım saat önce yağmur yağdı burada. Evet, Fen Fakültesi'nin girişi burada. Herhalde normalde öğrenci olsanız, derslere gelip gidiyor olsanız buradan gireceksiniz. Beş evlere doğru yürüyorum.
Maraş Arif Fevzi Çakmak Caddesi. Burası. Meydanda Cihar Dudayev Meydanı. Evet, karşıya doğru geçeceğim. Buraya nasıl geldim? Ankara'yla geldim. Bir miktar üniversitenin kapısına kadar yürüdüm. Oradan geri döndüm. Evet. Caddenin adını hiç söylemedim ben. Şuradan bakıyorum. Gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi. İşte hukuk fakültesinin girişi var.
Şurada bir inşaat alanı var. Gazi Üniversitesi'ne ait bir yerleşke. Karşıda Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu var. Ortaokulda, lisede okurken benim çocuğu buraya taşıdım durdum. Şu gösteri var, bu gösteri var. Şu tiyatro var diye. İlerideki köprünün altından geçeceğiz. Sonra sağa doğru yol kıvrılacak. Yolu takip edeceğim. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi burada. Şu köprünün üstünden akan trafik Konya yolu ve Samsun yolu. Şuradan karşıya geçelim. Düz giden cadde Boğaziçi Caddesi. Biz nereye gidiyoruz? Bandırma Caddesi'ne gidiyoruz. Sağdan devam edeceğiz. Karşımız Gazi Üniversitesi. Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nu geçtik. Şu vardır ya, hatırlarsınız. Konya yolu kenarında uzun ince bir bina. Orası.
Evet, Bandırma Caddesi'nden devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu sahada. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sağda. Sol tarafta Gazi Üniversitesi kampüsü devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi sağda. Evet, Gazi Mahallesi için devam edeceğim biraz da. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi karşımızda. Sağ tarafta. Başka? Kitaplardan, defterlerden hamburger yapmışlar. Baba.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi. Az önce geçtiğimiz sokak Avant sokağıymış. Taş sokağı sağda ve ileride minibüsün beklediği yer Silahtar Caddesi. Hemen arkasında da Demiryolu Hastanesi veya yeni adıyla Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi. Sabahtan beri ben yanındayım. Arkadan niye abi, sen oluyorsun? Sen gel o zaman. Herhalde hastanenin ismini tam eksiksiz söylemişimdir. İçeride park yeri var. Yani daha önceden geldiğimden biliyorum. Şu sol tarafta sarı binanın arkasında bayağı bir yeterliydi. Sorun yaşamamıştım. Geldiğimde park yeri sıkıntısı çekmemiştim. Durum böyle. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.